Güzel. İkinci bir sınır kesişim noktası olan, yani üç ülkenin, Suriye, Türkiye ve İran kesişim noktası olan şu noktayı inceleyeceğiz. Bir önceki videomuzda Irak, İran, Türkiye sınır kesişim noktası olan bu noktayı incelemiştik. Hatırlayacağınız üzere. İsterseniz kanaldan o videoya da ulaşabilirsiniz. Şimdi buraya başlayalım. Burada Türkiye tarafında Silopi ilçesini görüyoruz. Irak tarafında Duhok var. Yakınlarda Suriye'de Kamışlı var. Daha yakına gelecek olursak ilk önce Türkiye tarafından başlamak istiyorum. Şöyle, zaten sınırı gördüğünüz gibi Dicle Nehri oluşturuyor. Hemen burada baktığımızda bir sınır karakolu zannedersem gözümüze çarpıyor burada. Biraz daha büyütelim. Evet, bir sınır karakolu helikopter pisti olan. Hatta tank paleti izleri de var. Tank çıkış giriş yapmış buradan. Sonra devam ettiğimizde arazi tarlalık bir arazim. Gördüğünüz üzere. Ve Dicle Nehri sınır boyunca akmaya devam ediyor. Zaten sınır oluşturan nehrin kendisi. Doğal bir sınır aslında. Burada bir yerleşim birimi var. Ovaköy. Şöyle yaklaşalım. 20-30 hane gibi gözüken ufak bir yerleşim birimi. Burada bir başka tarlaların ortasında başka bir yerleşim birimi var. Şöyle devam edelim. Avaköy'e geçtik. Sınır boyunca ilerliyoruz. Evet, burada başka bir yapı var. Bu neymiş? Evet. Bu da bir sınır karakolu. Yani bir helikopter pisti olan bir Türkiye tarafındaki sınır karakolumuz. Şöyle devam ettiğimizde sürekli tarlalık araziler ve yaklaşık olarak 2 kilometrede 3 kilometrede bir sınır karakolu denk geliyor. Ve yine bir sınır karakolu Aktepe yazısı okunuyor buradan. Yine bir helikopter pisti var. Buradan askerlerimize selam olsun. Burada Türk bayrağımız var. Gördüğünüz üzere. Vatanımızı koruyorlar. Korumak üzere oradalar. Burada evet, nereye gelmişiz? Başladığımız noktaya göre şöyle bir bakalım. Küçülterek. Evet, buradan daha ileri gitmeyeceğim. Şu yerleşim birimini inceleyeceğim. Yoksa bu böyle uzayıp gider. Burası bir zannedersem geçiş noktası. Gümrük. İsim vermemiş. Ne olduğuna dair İpek Yolu Caddesi üstünde. Bunlar tır. Konaklama yeri zannedersem çok fazla tır var. Bu kadar fazla tır beklemiyordum açıkçası. Aşırı fazla. Tır mı yoksa konteyner mi? Yani tır gibi duruyor. Aşırı fazla tır var. Şöyle bakıyoruz. Burası bir gümrük kapısı ama acaba hangi gümrük kapısı? Habur gümrük kapısı mı? Emin değilim arkadaşlar. Bilenler yorumlarda bizimle bilgilendirirse. İpek Yolu. Evet. Şırnak İpek Yolu gümrük kapısıymış arkadaşlar. Gördüğünüz üzere büyük bir gümrük kapısı. Birçok tır var. Nehrin üstünde 3 tane köprü var. Uzun kuyruklar oluşmuş. Burası Suriye tarafı. Evet, pardon, Irak tarafı. Buradan hemen Irak tarafını incelemeye başlayalım. Bu sefer ters yönde ilerleyerek gene 3 ülkenin kesişim noktasından bu sefer de Suriye'ye geçeriz. Ama şimdi Irak'la devam edelim. Evet, burası Irak'taki sınır geçiş noktası. Gördüğünüz birçok tır var. Çok kuyruk oluşmuş. Yoğun bir yer. Bu kadar bir yoğunluk beklemiyordum açıkçası. Bu beni şaşırttı biraz. Burada bir yerleşim birimi var. Burası nispeten daha büyük bir yerleşim birimi. Köy, mahalle Irak'ta.
Burada nereden baksanız yani 200 haneden fazla ev varmış gibi gözüküyor. Evet, şöyle sınır hemen burada. Karşı taraf Türkiye gördüğünüz gibi. Burası Irak toprakları. Burada bir takım yerleşimler var. Sonra devam ettiğimizde burada bir şeyler var. Ne oldukları çok belli değil. Burada bir takım yapılar var. Sonra devam ettiğimizde burada yolun üstünde bir geçiş noktası gibi, gene bir kontrol noktası gibi bir yer var. Yolun Irak tarafında. Sınır gördüğünüz üzere gene burada. Bu tarafta bir kontrol noktası göremedim açıkçası pek fazla. Yani askeri kontrol noktası Türkiye'de olduğu gibi. Reka, Şinva, Sakso diye bir yerleşim yeri var. Tırlar için gene bir dinlenme yeri, bir benzin istasyonuna benzeyen bir yer var. Burada herhalde gene benzin depoları gibi duruyor. Bir takım şeyler var. Hemen sınırın karşısı. Yani metrelerle ölçülebilecek. 300 metre, 200 metre gibi. İç taraftan. Böyle devam ediyoruz. Burada yine ufak tefek dağınık yerleşimler var. Şöyle ilerliyoruz. Bu da bir yapı var. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ama pek anlaşılmıyor. Burada yine bir yapı var. Askeri bölge gibi durmuyor açıkçası. Sonra şöyle baktığımızda burada bir yerleşim yeri var. Burası biraz daha büyük bir yerleşim yeri ve daha toplu yerleşim yeri. Sanki şunlar gözlem noktası olabilir gibi. Ama çok nasıl deneyeyim? Güvenlik noktasında benzemiyor açıkçası. Şöyle incelemeye devam edelim biz. Evet. Neredeyiz? Şöyle evet. Tam o kesişim noktasına doğru ilerliyoruz. Evet. Böyle. Bu bir gözlem noktası olabilir. Belki. Şurada birkaç nokta var. Sınır sıfır. Sınırın Irak tarafından. Evet. Şimdi biraz ufaltalım ekranımızı. Küçültelim. Şöyle. Buraya kadar gelmişiz. Evet, sınır Irak tarafında bitirdik arkadaşlar. Irak tarafından Suriye tarafına gibi bir geçiş noktası var. Burası Türkiye'nin Irak'a geçişte olduğu gibi çok büyük değil. Biliyorsunuz Türkiye en büyük ihracat kalemini yani Irak'a yapıyor. O yüzden aslında o kadar çok tırın olması az önce normal düşünebiliriz yani. Normal olduğunu düşünebiliriz. Burada bir takım seralar, sera gibi duran şeyler var. Yine Irak tarafındayız. Bu sefer biraz daha aşağı doğru iniyoruz. Evet, gene bir takım yerleşimler var Irak topraklarında. Aynen. Sınırı sıfır yani. Bu kadar sınır noktasına yerleşmiş insanlar. Evet, sınır burada aşağı doğru uzayıp gidiyor. Şimdi evet, şuradan itibaren sınırın Suriye tarafına bakalım. Suriye'de biliyorsunuz uzun yıllardan beri savaş var. Bu görüntüler güncel olmayabilir. Bakalım biz bu elimizdeki görüntülere göre neler gözümüze çarpacak. Burada oldukça dağınık bir yerleşim birimi var. Hemen nehrin kıyısında kurulmuş. Su hayat demek tabii ki. Bunun da etkisi vardır. Az önceki Irak'tan geçiş noktasından dolayı burada bir yine
tır yoğunluğu var. Evet. Burası Suriye toprakları. Suriye kontrol noktası. Şöyle devam edelim. Yukarı doğru. Sınır boyunca hep tarlalık, genel olarak tarlalık alanlar. Burada bir Suriye yerleşimi var. Olabildiğince kale tavuzumdan yaklaşmaya çalışıyorum. Normal bir yerleşim birimi gibi gözüküyor. Şu an Suriye tarafında hiçbir gözlem ve kontrol noktası göremedim ya da bizimkiler gibi bariz belli olmayan ev tipinde gibi, baraka gibi de olabilir. Ondan da fark etmemiş olabilirim. Bizimkiler gördüğünüz gibi gayet korunaklı bir şey noktası olduğu belli. Böyle ilerlemeye devam edelim. Yani bakın, sınır boyunca hiç bir kontrol noktası yok gibi. Oldukça aslında yukarı çıkmışız yine. Şu Bostancı'nın en son biz buraya kadar bakmıştık. Buranın karşısına bakalım yine. Burası Suriye'deki bir yerleşim yeri karşısındaki. Şöyle biraz daha büyütelim. Sokaklarda araçlar var. Araçlar hareket halindeyken çekilmiş. Böyle dağınık bir yerleşim birimi var. Sokaklar dağınık, yoksa aslında toplu bir aradalar ama dağınıklıktan kastım sokakların dağınık olması. Evet. Burada gene bir yerleşim yeri var. Biraz daha düzenli. Ama bir herhangi bir gözlem ve kontrol noktası göremedim Suriye tarafında. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da Türkiye, Suriye ve Irak tam üçünün kesişim noktasını şöyle bir çember çizecek olursak incelemiş olduk. Tam sınır hattını inceledik. Türkiye tarafında oldukça yakın mesafelerde 2'şer 3'er kilometre arayla sınır karakolları var. Irak tarafında biraz gözlem noktalarına benzeyen yerler var. Ve Türkiye-Irak arasındaki sınır geçiş noktasında oldukça büyük bir yoğunluk vardı. Tır yoğunluğu, bu da Türkiye ve Irak arasındaki ihracat, ithalattan kaynaklandığı için olası, muhtemel olabilir. Sonra burada Suriye ve Irak arasında bir geçiş vardı ama Türkiye'deki geçiş noktasına göre oldukça sakin. Ve Türkiye ile Suriye arasında bir geçiş noktası göremedim. Ayrıca Suriye'de de pek fazla gözlem noktası gözükmedi. Bu videomuzda bunları inceledik. Videoma dahil olup beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.